Merhaba arkadaşlar. Özel Öğretmen kanalımıza hoş geldiniz. 4. sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi 1. dönem 2. yazılı soru ve cevaplarını içeren gerçekten yepyeni ve dop dolu güzel bir videoyla daha karşınızdayız. Neredeyse bütün dönümü konularını kapsayan güzel bir video hazırladık sizler için. Sorularımız yorum ve analiz gerektirdiği için vakit kaybetmeden hemen sorularımızı çözmeye başlayalım arkadaşlar. İlk bölümde oldukça detaylı bir bilgi bölümü hazırladık sizler için. Doğru yanlış şeklinde bunları tamamlamaya çalışacağız. Hemen başlıyoruz. Çocukların oyun oynama hakları vardır. Var mıdır? Vardır arkadaşlar. Dolayısıyla hemen doğru diyoruz. Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilirler. Doğru mu? Hayır arkadaşlar. 18 yaşına kadar bütün vatandaşlar çocuk sayılır ve ücret karşılığında işçi olarak çalıştırmaları doğru değildir. Buna yanlış diyoruz. Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı almak için kavga etmeliyiz. Kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Kavga etmek yok. Onun yerine konuşarak, uzlaşarak veya mahkemeler yoluyla, kanun yoluyla haklarımızı aramalıyız. Dolayısıyla kavga etmeliyiz yanlış bir cevaptır. İnsanlar haklarını başkalarına devredemezler. Evet arkadaşlar devredemezler. Sağlık hakkı mesela bir başkasına devredilemez. Eğitim hakkı bir başkasına devredilemez. Benim yerine bir başkası okula gitsin diyemem. Böyle bir hak devretme söz konusu değil. Dolayısıyla insanlar haklarını başkalarına devredemezler. Doğru bir cevaptır. Sınıfta öğretmenimizden izin istemeden konuşma hakkımız vardır. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. İzin istemeden konuşmak diğerlerine saygısızlık olacaktır. Öğretmen başta olmak üzere Dolayısıyla buraya da yanlış diyoruz. Sorumluluk insanın verdiği kararların sonuçlarına katlanmasıdır. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Bizim verdiğimiz kararlar, bizim verdiğimiz kararların sonucunda biz sorumluluğumuzu elde ederiz. O kararların sonucu neyse buna katlanmak da bizim sorumluluğumuzdadır. Dolayısıyla doğru diyoruz. Beden ve ruh sağlığını korumak insanın kendine karşı sorumluluklarındandır. Arkadaşlar insanın değişik sorumlulukları vardır. İnsanın insana karşı, insanın çevreye karşı, insanın hayvanlara karşı. Ama burada beden ve ruh sağlığını korumak insanın kendini ilgilendirir. Dolayısıyla kendine karşı sorumluluklarındandır doğru bir bilgi. Bir diğerine bakıyoruz. Çocuk hakları uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Evet arkadaşlar tüm dünyadaki çocukların hakları bu güvenceyle sözleşmelerle güvence altına alınmıştır diyoruz. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına da yapmamalıyız. Doğru mu? Tabii ki doğru arkadaşlar. Bana yapılmasını istemediğim bir şeyi bir başkasına yapmam doğru değil. Dolayısıyla başkalarına da yapmamalıyız. Doğru bir seçenek. Doğru bir bilgi diyoruz. Hak ve özgürlüklerimizi kullanırken başkalarının haklarına saygı göstermemeliyiz. Arkadaşlar başkasına saygı göstermezsek onların yurttaşlık haklarını, vatandaşlık haklarını ihlal etmiş oluruz. Dolayısıyla göstermemeliyiz şeklinde verilen bu bilgi son derece yanlıştır ve buraya bir yanlış ifadesi bırakalım. Adalet insani değerlerden biridir. Doğru mu? Tabii ki doğru arkadaşlar. Adalet, eşitlik bunlar insanı ilgilendiren değerlerdir. Dolayısıyla doğru diyoruz. Güven duygusunu geliştiren en önemli unsurlardan biri o toplumda adaleti sağlamaktır. Son derece doğru arkadaşlar. Bir toplumda ne kadar adalet varsa o toplumdaki adalette, o toplumdaki insanlarda birbirine karşı güven duygusu son derece artacaktır diyoruz. Dolayısıyla burada doğru bir bilgidir. Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır. Arkadaşlar eşitlik sağlanıyorsa birinin diğerine karşı haksızlık yapma gibi bir ihtiyacı olmayacaktır. Dolayısıyla ne kadar çok eşitlik o kadar çok e, hak yani o kadar az haksızlık diyelim. Tam tersini söyleyelim. Dolayısıyla bu da doğru bir bilgi. Yasaların önünde herkes eşit midir? Eşittir arkadaşlar. Din, dil, ırk fark etmeksizin, mezhep, etnik köken fark etmeksizin, yasalar karşısında tüm insanlar, kadın erkek fark etmeksizin eşittir. Buna da doğru bir bilgi diyoruz. Arkadaşlar bir diğer 15. sorumuz. Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir. Hayır arkadaşlar. Yasak ve kurallar kesinlikle sana da aynı olmalı, bana da aynı olmalı, kadına da eşit olmalı, erkeğe de eşit olmalı. Herkese eşit davranılmayabilir sözü son derece yanlıştır. Dolayısıyla biz buraya yanlış diyeceğiz. Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Doğru mu? Sahiptir arkadaşlar her türlü insani haklar adına. Bütün eşitlikler kadın erkek ayrımı yapılmaksızın eşittir ve dolayısıyla kadın erkeğe de eşittir diyoruz. Eşit haklara sahiptir diyoruz. Hak ve özgürlüklerimiz, özgürlüğümüz ihlal edildiğinde sorunu şiddete başvurmadan çözmek gerekir. Doğru mu? Tabii ki doğru arkadaşlar. Şiddetle hiçbir yere varamayız. Dolayısıyla konuşmalı, konuşma olmuyorsa uzlaşmaya gidilmeli. O da olmuyorsa mahkemeler önünde kanuni olarak haklarımız aranmalı. Dolayısıyla şiddete başvurmadan çözmek gerekir cümlesi doğrudur. Buraya dolayısıyla bir de yazmak durumdayız. Bir diğerine bakalım. Katılmadığımız öneriye hayır deme hakkımız var mı arkadaşlar? Tabii ki düşünce özgürlüğünde evet de diyebilirsin, hayır da diyebilirsin. Başkasının her dediğine katılmak zorunda değiliz. Hayır deme hakkımız var mı? Var arkadaşlar. Buraya da bir doğru yazıyoruz. Bütün çocuklar haklarını kullanabilmektedir. Bütün çocuklar haklarını kullanabilmekte midir arkadaşlar? Bu soruna maalesef bütün hakları var ama çocuk olarak bütün hakları var ama bütün haklarını herkes kullanabiliyor mu? maalesef kullanamıyor. Neden kullanamıyor? Biz buna yanlış diyeceğiz. Çünkü çocuk olarak çalışan bir sürü çocuk görüyoruz çocuk yaşta veya çocuk yaşta olup eğitimini alamayan bir sürü çocuk görüyoruz. Hani bunların hakkı nerede? Dolayısıyla bütün çocuklar haklarını kullanabilmektedir sözü maalesef ki istemeden de olsa yanlış yazmak zorundayız. Çünkü birçok örneğini etrafımızda görüyoruz arkadaşlar. Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz. Olur mu? Bir başkasının mutsuzluğu bizi mutlu etmemeli. Dolayısıyla onların haklarını ihlal etmemeliyiz arkadaşlar. Buraya da kocaman bir yanlış yazıyoruz. Farklılıklarımız birlikte yaşamamızı, arkadaşlık kurmamızı engeller. Niye engellesin arkadaşlar? Kendi sınıfınızda, kendi ailenizde, ortamınızda, okulunuzdaki değişik bir sürü arkadaşınız düşünün. Kimisi başka bir mezhepten, kimisi kimisi kız, kimisi erkek. Dolayısıyla hepimiz birbirimizden farklı değil miyiz? Tabii ki farklıyız. E bunlar bizim için arkadaşlık kurmamızı engellememeli. Dolayısıyla biz buraya engeller şeklinde verilmiş ifadeye kocaman bir yanlış demek durumundayız arkadaşlar. Son bölümümüze, son sorumuza gelelim bu sayfadaki başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymalıyız. Tabii ki saygı duymalıyız arkadaşlar. Saygı duyamazsak biraz önce bahsettiğimiz gibi arkadaşlık kuramayız, sosyalleşemeyiz. Dolayısıyla saygı duymak en büyük özelliklerden biridir. Dolayısıyla buraya da D de demek zorundayız. Evet arkadaşlar doğru yanlış bölümümüzü bitirdik. Bir başka bölümümüzde bu bölümümüzde temel haklarımızdan dört tanesini bizden yazmamız istenmiş. En önemli hakkımız ne arkadaşlar? Yaşama hakkı. Bütün canlıların, bütün insanların yaşama hakkı vardır. Dolayısıyla oraya ilk önce onu başa yazmamız gerekiyor. Daha sonra neyimiz var arkadaşlar? Yaşamadan sonra tabii ki sağlık hakkımız var. Bütün insanların sağlıklı olmaya hakkı var. Sağlıklı olabilmek için elinden geleni yapma hakları var. Bir diğer hakkımız eğitim hakkı var. Eğitim tüm insanlar mümkün olduğu kadar, ellerinden geldiği kadar o eğitimden eşit faydalanmak zorundadır. Bir diğer olmazsa olmaz hakkımız zaten vatandaşlık hakkımız. Arkadaşlar en önemli dört hakkımız bunlar. Vatandaşlık hakkı olarak bunu da yazdığımız zaman bu bölümü gayet güzel doldurmuş oluruz. Bunları bir yerlere not alıp bol bol tekrar etmenizde fayda var. Bugünlerdeki şu sınavlarınız için. Bir diğer kısma geçelim arkadaşlar. Burada da bize verilen cümleleri kelimelerle doldurmamız istenmiş. Hemen kelimelere bakalım. Düşünce ve ifade özgürlüğü, çocuk, çevreye, hayvanlara, kurtuluş savaşı, özgürce, düşünen, anayasa, uzlaşarak dokunulmaz. Bu kelimeleri uygun yerlere koymaya çalışalım. Hemen birinciden başlayalım arkadaşlar. İnsan nokta nokta bir canlıdır. Yukarıda kelimelere baktığım zaman en mantıklısının düşünen olduğunu görüyoruz. İnsan düşünen bir varlıktır arkadaşlar. Diğer canlılardan ayrılan en önemli özelliğidir insanın düşünüyor olması. Bir diğerine geçelim. Haklarımız devlet tarafından nokta nokta ile güvence altına alınmıştır. Bizim haklarımız devlet tarafından arkadaşlar ancak ve ancak anayasa ile güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla buraya da anayasa kelimesiyle doldurmamız gerekiyor. Kullandıklarımızı üzerine çizerek diğer haklarımızı, diğer kelimeleri oranlamasını da çok daha yüksek tutarız olur ya, karıştırdığımız yerler olabilir. Temel haklarımız vazgeçilmezdir, devredilmezdir ve dokunulmazdır arkadaşlar. Dokunulmaz kimsenin keyfi olarak bizim hakkımıza dokunması veya bizim hakkımızı devretmesi, onlardan vazgeçmesi mümkün değildir. Buraya da dokunulmaz şeklinde yazıyoruz. Dokunulmaz. Dokunulmazdır herkesin düşünce ve kanaatlerini açıklamasına arkadaşlar herkesin düşünce ve kanaatlerini açıklamasına tabii ki yukarıdaki kelimelerden bakıyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğü diyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğü herkesin kendi duygularını, düşüncelerini çok rahat bir şekilde söyleyebilmesi anlamına gelir. İster katılırız, ister katılmayız ama bırakalım karşımızdaki düşünce ve ifadesini özgürce söylesin. Bir diğerine geçelim. Her insan 18 yaşına kadar altı çizilmiş. 18 yaşına kadar ne sayılır çocuklar? Biraz önce de bahsetmiştik. Çocuk sayılır. Ve çalıştırılamaz. Her türlü hakta mahrum edilemez. Mümkün olduğu kadar tüm haklar eşit olarak davranılmalı. Hayvanlara zarar vermemek nokta noktaya karşı sorumluluklarımızdır. Arkadaşlar hayvanlara karşı zarar vermemek tabii ki hayvanlara karşı olan sorumluluğumuzdur. Buraya da hayvanlara kelimesini yazdığımız zaman doğru olacaktır. Bir diğerine bakalım. Yaşadığımız yeri temiz tutmak insanın nereye karşı sorumluluğudur? Arkadaşlar yaşadığımız yer bizim çevremizdir. Dolayısıyla buraya da çevreye şeklinde kelimemizi yazmamız lazım. Çevreye karşı sorumluluklarımızdan biri olacak bu boşluk. Demokratik toplumlarda insanlar haksızlığa uğradığında sorunlarını nasıl çözerler arkadaşlar? Adı üstüne demokratik toplumlarda kavga, gürültü, haksızlık olmamalı. Tabii ki uzlaşarak şeklinde burayı da doldurmamız gerekiyor. Ve uzlaşarak da çizilmiş olacak. Son iki kelimemiz. Düşüncelerimi nokta nokta ifade etme hakkım vardır. Arkadaşlar bakıyoruz Kurtuluş Savaşı ve Özgürce şeklinde ifade var. Buraya özgürce şeklinde dolduracağım. Bir diğerine bakalım. Türk halkı için dayanışma ve işbirliğin en güzel örneği neredeydi arkadaşlar? Sosyal videomuzdan da hatırlarsanız Kurtuluş Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nda herkes birlik olmuş, beraberlik içerisinde ülkemizi düşmanlardan temizlemişti hatırlayın. Kadın erkeğe fark etmeksizin, hiçbir dil din, ırk fark etmeksizin birçok milletten oluşan Türk milleti o zaman Kurtuluş Savaşı'nda e, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, işbirliğinin en güzel örneğini bizlere göstermişti. Evet bunu da Kurtuluş Savaşı olarak doldurup bir diğer bölüme geçiyoruz. Biraz da test olarak, soru olarak karşımıza gelsin arkadaşlar bu bilgilerimiz. Seçeneklerden hangisi insanın karşısına karşı olan, kendisine karşı özür diliyorum, kendisine karşı olan sorumluluklardandır? Hayvanlara zarar vermek, hayvanlara karşı olan, Yaşadığımız çevreye temiz tutmak çevreye karşı sorumluluğumuz. Beden ve ruh sağlığını korumak insanın kendisine ait bir durumdur. Cevabımız B olacak. Doğal kaynakları bilinçli kullanmak yine çevreye karşı doğaya karşı olan sorumluluğumuz. Dolayısıyla cevabımız B diyoruz. Seçeneklerden hangisi diğer insanlara karşı sorumluluklarımızdandır? Arkadaşlar diğer insanlar dikkat edin. Buna bakacağız. Zamanı doğru ve verimli kullanmak diğer insanlarla bir alakası yok. Dolayısıyla çevreyi kirletmek, çevreye karşı olan, hayvanlara zarar vermek, hayvanlara karşı sorumluluklarımız ama insan haklarına saygılı olmak, diğer insanların haklarını da göz önünde bulundurmak demek ve cevabımız D diyoruz. Hak ve özgürlüklerimizi sınırlayan tek şey nedir arkadaşlar? Bizi sınırlayan, bizi dizginleyen hak ve özgürlük olarak tek seçenek kanunlardır. Kanun hakkında hiçbir kimse hiçbir şey bizim özgürlüklerimizi sınırlayamaz diyoruz. Cevap A seçeneği. Hak ve özgürlüklerimizin olması ve kullanabilmemizin temel koşulu hangisi arkadaşlar? Halk ve özgürlüklerimizi temel bir şekilde kullanabilmek, kısıtlamadan kullanabilmek tabii ki Sinop'ta yaşıyor olmak değil. Ailemizde yaşıyor olmak değil. Arkadaşlarımızla yaşıyor olmak değil ama bağımsız bir ülkede yaşayalım ki hak ve özgürlüklerimiz kullanabilmemizin herhangi bir koşulu olmasın. Özgürce kullanabilelim başkasını rahatsız etmeden. Bir diğer sorumuz, yazdığımız bir yazının izinsiz okunması hangi hakkımızın ihlalidir? Bizi ilgilendiren bir şey seçme ve seçilme hakkı değil, sağlıkla ilgili bir hak değil, eğitimle ilgili bir hak değil ama özel yaşama saygı Arkadaşlar hatırlayın günlüklerimizin başkasını okumasını istemeyiz. Bu bizim özel yaşamımızdır, özel kalemimizdir, özel yazdıklarımızdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği diyoruz bu soruda da. Son sayfamız, son 5 sorumuza bakalım. Test olarak demokraside insanlar haksızlığa uğradığında sorunlarını nasıl çözerler? Arkadaşlar demokraside kavga edilmemeli. Karşılık vererek işi uzatmamalı. Dedikodu yaparak zaten çözülmez ama uzlaşarak mümkün olduğu kadar yapılmalı. Aksi takdirde kanunlar üzerinde önünde haklarımızı aramalıyız. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Yedinci sorumuz seçeneklerden hangisi özel gereksinimi olan bireylerin hayatın içinde daha etkin yer alabilmeleri için yapılan düzenlemelerden bir tanesidir. Arkadaşlar özel gereksinim olan arkadaşlar, özel engelli arkadaşlar, özürlü arkadaşlar hatırlayın. Bunlar için parklar yapılmalı mı? Yapılmalı. Ama daha etkin yer alabilmeleri için hayatın içinde daha etkin yer alabilir mi? Parkta oynadılar diye daha etkinlik bir şeklinde düşünülemez. Cevap bu değil. Dolayısıyla dershaneler, onları da gidiyor, biz de gidiyoruz. Tamam, güzel. Ama cevabımız o değil. Hayatın içinde daha etkin bir şekilde yer alamayabilirler, dershaneye gidiyorlar diye. Ama engelli merdivenleri ve asansörler şeklinde çeldirici iki cevap var arkadaşlar. Asansöre binebilmeleri için önce bir engelli merdiveni lazım. Öncelik asansöre binmeleri mi? Yoksa engelli merdiveni mi? Asansörlerin oraya geldiği zaman zaten normal bir vatandaş da binebilecek arabasını sürerek engelli vatandaş da binebilecek. Ama önemli olan ondan önce o asansöre çıkabilme adına engelli merdivenleri yapılmalı. Onun için C seçeneği bir adım daha önde olduğu için cevabımız engelli merdivenleri demek durumundayız. Aşağıdaki hangi durum bir başkasının hakkını ihlal etmeye örnektir? İhlal örnek bakalım hangisi arkadaşlar? Alışveriş sırasında öne geçmeye çalışmak. Yani başkasının önüne geçmek direkt onun haklarını ihlal etmek demek. Dolayısıyla hiç düşünmeden cevap A diyoruz. Hakkıyla haksızı ayırt etmeye ve herkese hakkı olanı vermeye ne denir arkadaşlar? Bakın burada dikkat edin adalet ve eşitlik var. Diyerek hak ve görevleri geçelim. Bizim aklımızı çeliştirecek olan cevaplar C ve D seçeneğindedir arkadaşlar. Biz burada cevabı C olarak kabul edeceğiz. Neden? Herkese hakkıyla haksızı ayet etmeye ve herkese hakkı olanı vermeye ne denir? Tabii ki adalet. Suçluya suçlusun, suçsuza da suçsuzdun diyebilmektir adalet. İkisine de suçlusun diyemeyiz, ikisine de suçsuzsun diyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız adalet olmalı diyoruz. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu sorumuzda da aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdendir? Arkadaşlar en önemli hak... Seçme hakkı değil, özel hayatın gizliliği değil, yaş eğitim hakkı değil ve ma kesinlikle ve kesinlikle yaşama hakkıdır. Yaşama hakkımız olmazsa, yaşama hakkı zaten yerine gelmezse diğer hakların kesinlikle hiçbir anlamı yok diyoruz ve bu videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere diyoruz videolarımızı durdurup durdurup notlar alabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça bilgili bölümlerimiz vardı. Faydalı olduğunu düşündüğümüz bu ve bundan sonraki sınavlara hazırlık soru cevap videolarımıza ve konu anlatımlarına daha kolay ulaşabilmeniz için özel öğretmen kanalımıza lütfen beğenip abone olmayı ve arkadaşlara tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Güzel notlarınızı ve yorumlarınızı da yazmayı lütfen bizler için yazmayı unutmayın sürçü lisan ettiysek affola herkese iyi çalışmalar hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın